Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın Sivas'ın Şarkış ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak üzere Sivas'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım helikopterle Sivas'ın Şarkış ilçesine geçti. Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte 31 Temmuz günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın Sivas'ın Şarkış ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve şehidin annesi Suudiye Demir'e başsağlığı dileklerini ileten Yıldırım aileyle bir süre sohbet etti. Yıldırım'a ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti. Yıldırım ziyaretin ardından bakanlarla birlikte daha sonra helikopterlerle Gürün ilçesine hareket etti. Meclis başkanımız gelmişti, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ona, eksik etmesin başımızdan. Bakanlarımız da gelmişti, teşekkür ediyoruz. Acımızı paylaştılar. Fazla bir şey konuşmadık. Söyleyecek de fazla bir şey yok. Sağ olun. Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz İstanbul'da vefat etti. Anne Yılmaz'ın cenazesi Sivas'ta son yolculuğunu uğurlandı. Milli Eğitim Bakanımız, eski Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ın memleketine, baba ocağına, Gürün ilçesine geldi. Şu anda da Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumenin ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha. Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz İstanbul'da tedavi gördü, hastanede vefat etti. Anne Yılmaz bugün memleketi Sivas'ın Gürün ilçesindeki Merkez Ulu Camii'nde ilki namazına müteakip son yolculuğunu uğurlandı. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Binali Yıldırım'ın yanı sıra merhumenin ailesi, dost ve yakınları katıldı. SRT Haber olarak Sayın İsmet Yılmaz'a, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sivas Belediyesi tarafından 15 gün boyunca 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek olan Açık Hava Sinema Günleri'nde yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı ve başrollerini Şener Şen, Uğur Yücel, Yeşim Salkım ile Sermin Hümer için paylaştığı 1996 yapımı Eşkıya isimli film gösterime sunuldu. Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından Sivas halkını filmi izlemeye davet ederken Türkiye ile ABD arasında krize göndermede bulundu. Kırarım bu kapıyı! Çıkarın! Hazırlanan afişte
Sivas Açık Hava Sinemamızda günün filmi ABD'ye gelsin. Bugün yazlık açık hava sinemamızda Eşkıya filmi var. Hem de ülkesini 1 dolara satmaya çalışanlara dersini veren kahramanlarımızın adını verdiğimiz 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ifadeleri yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sanayide milli atılım sloganı ile şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında şehir içindeki sanayi sitelerinin taşınması için ilk başvuru Sivas'tan yapıldı. Şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesi ve modern altyapıya kavuşturulması kapsamında Başkan Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk etapta İsparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa, Tokat, Afyonkarahisar ve Kırıkkale'de 13 sanayi sitesinin dönüşümüne başlanacak. Maliyeti 22,7 milyar lira olan proje kapsamında 317 bin kişi istihdam edebilecek, 63 467 iş yeri yapılacak. Türkiye'yi yerli, yenilikçi ve yeşil üretime geçirecek projede Sivas'ta da iki sanayi sitesi yer alıyor. Sivas'ta şehir içindeki eski sanayi ve ata sanayi siteleri projesi hazır olan Seyfebeli modern sanayi sitelerine taşınacak. Kent merkezindeki sanayilerin taşınmasıyla daha modern bir yapıya kavuşacak Sivas'ta. 2019'da projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Bağkurluların 31 Mayıs öncesine ait prim borçlarını sildi, bunlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu. Hükümet Mayıs ayı itibariyle prim borcu olan ödeme yapamayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması, ihyası prim borçlarının silinmesiyle 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü. Sosyal Güvenlik Kurumu başvuru şartı aramadan 31 Mayıs itibariyle prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyenlerin borçlarını sildi. Bu borçlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu. Sigortacılık süresi, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durduruldu. İsteyen bağkurlular daha sonra başvurarak bu süreleri yeniden hizmet sürelerine ekletebilecek. Devlete borcu olanlar, yapılandırabilmek için 27 Ağustos'a kadar başvurabilecek. ...2018-2019 eğitim öğretim yılı takvimine göre üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve velilerin merak ettiği YKS tercih kılavuzuyla birlikte üniversitelerin kontenjanları da belli oldu. Buna göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 5985'i lisans, 5430'u ise ön lisans olmak üzere toplam 11.415 kontenjan ayrıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için 11.415 kontenjan ayrıldı. Listede Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı 17 fakülte, 14 meslek yüksekokulu yer aldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullar için ayrılan kontenjanların dağılımı ise şöyle. Diş Hekimliği Fakültesi 100, Eczacılık Fakültesi 80, Edebiyat Fakültesi 1525, Eğitim Fakültesi 540, Fen Fakültesi 220, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 930, İlahiyat Fakültesi 280, İletişim Fakültesi 380, Mimarlık Fakültesi 70, Mühendislik Fakültesi 640, Sağlık Bilimleri Fakültesi 590, Teknoloji Fakültesi 290, Turizm Fakültesi 160, Veteriner Fakültesi 60, Bankacılık ve Finans Bölümü ise 60, Sigortacılık ve Risk Bölümünde ise kontenjan sayısı 60 olarak belirlendi. Mezunlar iş ofislerine davet edilecek, özel sektörün ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilecek. Üniversite mezunu veri bankası kurulacak. Hükümet gençlere meslek seçiminde destek verip kariyer fırsatı yaratırken her yıl mezun olan 800 bin üniversiteliye iş kapısı açacak. Finanstan bilişime, inşaattan turizme, sağlıktan teknolojiye her alanda bir dizi stratejik karar devreye girecek. Türkiye İş Kurumu üniversite mezunlarını iş ofislerine davet ederken özel sektörün mimar, yazılım destek uzmanı, iş yeri hekimi, mühendislik ihtiyaçlarına da hızlı bir şekilde yanıt verecek. Bu kapsamda 2023 yılında 400 binin üzerinde turizmci yetiştirilecek, 100 bin bilişimci ise işe alınacak. Yeni sistemle birlikte üniversite öğrencileri devlette hem çalışıp
hem eğitime devam edebilecek. Üniversitelerdeki 18-25 yaş arasındaki öğrenciler ilk kez sigorta sistemine dahil edilecek. İş gücü piyasası eğitimleriyle 2,2 milyon gence ise iş imkanı yaratılacak. Esnek çalışma biçimleri sosyal güvenlik sistemiyle desteklenecek. Polis meslek yüksekokullarının 250'si kadın olmak üzere 2500 öğrenci alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı polis meslek yüksekokullarında 2250'si erkek olmak üzere 2500 polis memur adayı alımı gerçekleştirilecek. Alımlara ilişkin ön başvurular akademinin www.pa.edu.tr adresinden yapılacak. Adaylarda aranacak şartlardan bazıları ise şu şekilde: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise ve denge okullar mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla 1 Ekim 2018 itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibariyle 20 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS TYT puan türünden en az 260 ham taban puan almış olmak gerekiyor. Sivas'ta bıçak ustalarının el işçiliği 76 ayrı işlemin ardından boynuz ve çelik kullanılarak ürettikleri dünyaca ünlü Sivas bıçağı Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor. Demirciler Ardı Mahallesi'ndeki eski sanayide bulunan bıçak ustaları Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor. Sivaslı bıçak ustaları gelişen teknolojiyle seri üretimlere karşı el işçiliğiyle bıçak üretmeye devam ediyor. 76 işlemden geçirilerek üretilen bıçaklar Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görürken, bıçak ustaları Kurban Bayramı öncesi artan siparişleri yetiştirmek için mesai harcıyor. 37 yıldır baba mesleği olan bıçak sanatını yaşatmaya çalışan İsmail Göle Batmaz, Sivas bıçağının en önemli özelliğinin el işçiliğiyle yapılması olduğunu söyledi. Kurban Bayramı öncesi el yapımı bıçaklara talebin yoğun olduğunu ifade eden Göle Batmaz şunları kaydetti. Sivas bıçaklarının en büyük özelliği el yapımıdır. Özellikle tabii belli ustaların, belli sanatkarların. Ben her zaman diyorum, işi ehlindedir. İşi ehline vermek lazım. Şükür bir de hani Kurban Bayramı önü olduğumuz için Sivas bıçaklarına yoğun ilgi var. Neden Sivas bıçağı? Sivas bıçağının özelliği el yapımıdır. El yapımı derken yani mutlaka bütün işler elle yapılıyor ama özellikle bizim bıçaklarımızın kesimi, taşlaması her şey elde yapılır. Bıçakları yurt dışına gönderdiğini söyleyen Göle Batmaz, taleplere yetişemiyoruz, neredeyse bazı çeliklerimiz ve malzemelerimiz bitmiş durumda. Aldığım siparişlerle birlikte Eylül ayının sonuna kadar doluyum dedi. Kurban Bayramı yaklaştığından dolayı yoğun ilgi ve talebimiz çok. Taleplere yetişemiyorum. Hatta bazı malzemelerimiz, bazı çeliklerimizle şu an aldığım siparişleri Eylül ayının sonuna kadar şu anda doluyum. Sadece Sivas ili mi yoksa Türkiye'nin her yerinden? Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza saat 15 sıralarında Gürün Pınarbaşı Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Müjdat Ağa idaresindeki 67VF217 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yoldan çıktı. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Güllü Ağa, İlayda Ağa ve Yaren Ağa yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçük Andonyadis sezonunun İlk hafta maçında Aytemiz Alanya Spor ile karşılaşan Demir Grup Sivas Spor rakibini 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Demir Grup Sivas Spor yeni sezonun ilk hafta maçında 4 Eylül Stadyumunda Aytemiz Alanya Spor'u konuk etti.
Kırmızı beyazlı ekip rakibini 1-0 mağlup ederek yeni sezonu 3 puanla başladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Demir Grup Sivas Spor'a 3 puanı getiren golü 84. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Spor Toto Süper Lig'in birinci haftasında sahasında Aytemiz Alanya Spor'u 1-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla başlayan Demir Grup Sivas Spor'da karşılaşma sonrası teknik direktör Temer Tuna değerlendirmelerde bulundu. Bir kere o topun oyunda kalış süresi 58 dakika, oynamak isteyen iki takım var. Oyun dursa da topa sahipken oynamak isteyen iki takım vardı. Biz Sivas Spor olarak yani oyunun 58 dakikalık oyunda 33 dakikasında topa sahip olduk. Sadece oyun hızında takımı eleştirebilirim. Onun dışındaki tüm duruşu, sahadaki varoluşu, oynamak isteyen, pozisyon bulan, bu pozisyonları da geç de olsa golle sonuçlandırabilen ve kazanan takım olduk. Hem topa sahipken koşu oranları adına, hem takımımızın pozisyonel anlamdaki hareketliliği adına çok memnunum. Oyundan, skordan zaten memnun olmamak mümkün değil. Sezona kazanarak başlamak her hocanın, her takımın istediği bir şeydir. Benim için de mutluluk verici. Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu ve farklı planlama, organizasyon gerektiriyor her zaman. Sivas Spor'da bulunmaktan ve bugün galibiyetle başlamaktan dolayı çok mutluyum. Maçın sonuna kadar da isteyen, arzulayan, sürekli oyunda olan bir takımdık. Bu anlamda oyunun içinde bazı değişimler olsa da takımımı tebrik ediyorum. Hepsi alkışlanacak şekilde bugün hem istediler hem de mücadele ettiler. Karşılaşma sonrası basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Aytemiz Alanya Spor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yeni sezon herkese hayırlı olsun. Sivas Spor'u tebrik ediyorum. Galibiyeti için ortada geçen bir maçtı. Her iki tarafta gol bulabilir. Sivas Spor ilk yarı fazla kaçırdı. Biz ikinci yarıya iyi başladık diyerek şunları kaydetti. Yeni sezon hayırlı olsun herkese. Öncelikle Sivas'ta tebrik ediyorum galibiyeti için. Ortada geçen bir maç. Yani dev kuvvetlerin her iki tarafta gol bulabilir daha fazla. Sivas ilk devre biraz daha kaçırdı. Biz ikinci devreye daha iyi başladık. Uzaktan yediğimiz bir gol ve maçın skorunu belli etti. Demek ki belki de birazcık biz kazanacaktık maçı ama ben kendi takım adına söylüyorum. Sezon ilk maçı olmasına rağmen fena bir oyun yok. Yani iki takım içinde. Özellikle üretkenlik anlamında, isteme anlamında iki takım içinde güzel bir maç oldu diyebilirim. Tabii taşlar daha da yerine oturacak hafta ilerledikçe. Ama iki takım da ligin iyi takımı. Karşılaşmaya 7 kulübesinde başlayan Emre Akbaba'nın durumunun sorulması üzerine Bakkal, bizim sezon başı oluşumumuzda bütün hazırlık maçlarında Emre'siz oynadık. Gidecek diye hazırlığımızı öyle yaptık. Her an oyuncunun gideceğini bekliyoruz diyerek şöyle devam etti. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim sezon başı ki maçtan önce de söyledim ben. Sezon başı oluşumumuzda bütün hazırlık maçlarını Emre'si oynadık biz. Yani hazırlığımızı öyle yaptık gidecek diye. Aslında yani mukavelli bir oyuncumuz. Yani böyle düşünmek tabii ki yani şöyle yani her an gidebileceğini bekliyorsunuz oyuncunun. Ama Emre yani gitmediği zaman da bu takıma çok faydalı olabilecek bir oyuncu zaten. Bizim oyuncumuz.